Değerli izleyicilerimiz Almanya'da ve diğer Avrupa ülkelerinde maalesef koronavirüs çok ciddi anlamda sert yüzünü göstermeye başladı. Özellikle omikron mutandı denilen yeni tip koronavirüsün çok daha hırçın bir şekilde insanların sağlıklarını tehdit ettiği ortaya çıktı. Bununla ilgili olarak Almanya'da başbakan eyalet başbakanlarıyla bir toplantı düzenledi. Bu toplantının ardından değerli izleyicilerimiz yeni önlemler alındı. Almanya'da bunları sizlerle paylaşacağım. Almanya'daki son durumu aktaracağım. Başbakan Scholz yeni varyantın çok daha hızlı bulaşabildiğine dikkati çekerek koronavirüs Noel tatili yapmıyor dedi. Alman şansölye sorunlar ortaya çıkana kadar beklemeyeceklerini belirterek aşılanmamış olanlar henüz ikna olmuş değil. Hakim olan karamsarlığı paylaşmıyorum ancak aşı olmayan herkes büyük bir riske maruz kalıyor diye konuştu. Başbakan aşının zorunlu olmasından yana olduğunu vurgulayarak yüksek bir aşılama oranına ihtiyacımız olduğunu biliyoruz ifadelerini kullandı. Yeni önlemlere göre 28 Aralık'tan itibaren aşılı olanlar veya Covid-19 geçirip iyileşenler en fazla 10 kişiye kadar bir araya gelebilecek. 14 yaşından küçükler bundan muaf olacak. Aşı olmayanlar ise sadece bir haneden iki kişi başka bir haneden iki kişiyle bir araya gelebilecek. Gece kulübü ve diskotek gibi mekanlar kapalı kalacak. Halka açık yerlerde toplantı ve havai fişek gösterileri yapılamayacak ve havai fişek satılmayacak. Kültürel ve benzeri önemli etkinlikleri seyirci olmadan gerçekleştirebilecekler. Futbol maçları seyircisiz oynanacak. 2G yani aşı olmuş ve iyileşmiş kuralı tiyatrolarda ve sinemalarda yürürlükte kalmaya devam edecek. Polis, itfaiye, hastane gibi kritik yerlerde çalışanlar salgın planlarını bir an önce gözden geçirerek güncelleyecekler. Salgınla mücadele ile ilgili bir sonraki değerlendirme toplantısı 7 Ocak 2022 tarihinde yapılacak. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Almanya'nın almış olduğu bu kararlar ülkenin gidişatı hakkında bize çok çok önemli bilgiler veriyor. Çünkü mevcut şartlar içerisinde hemen hemen her gün hasta sayısı, vaka sayısı artıyor. Yoğun bakımlar dolmaya devam ediyor. Şu anki rakamlara göre Almanya'da 2200 civarında boş yoğun bakım yatağı var. Ama bu rakam her gün doluyor. Değerli izleyicilerimiz alınan tüm tedbirler, yasaklar bir yıl önce de bundan daha koyu bir şekilde sert bir şekilde alınmıştı. Ancak bir yılın ardından tekrardan bu yasakların hayata girmesi alınan bu tedbirlerin ne kadar geçerli olacağını, bu işi çözmekte ne kadar faydalı olacağını aslında bize gösteriyor. Görünen köy kılavuz istemez. Faydadan kastım şu arkadaşlar. Hatice'ye değil neticeye bakacağız. Tablo değişmeyecek. Önümüzdeki yılda umut ediyorum ki yanılıyorumdur ama aynı şeyleri konuşacağız. Yine başbakan toplanacak, eyalet başbakanlarını toplayacak diyecek ki şu kararları aldık. Açıyoruz, kapatıyoruz. Şu anda zaten Avrupa'da oynanan oyunun adı aç kapa oyunu. Evet, aç kapa oyunu. Bu sıvılar, bu işlerden kurtuluş olarak hepimizin önüne sürüldü. Almanya'nın yeni sağlık bakanı geçtiğimiz hafta bir açıklama yaptı. Mart ayına kadar yetecek elimizde sıvı yok dedi. Üstelik Almanya'da mevcut şartlar içerisinde yaklaşık 25 milyon kişi bu sıvıları vurdurmadı. Bir de vurdursaydı tam bir fiyasko olacaktı. Sıvıları bulan ülke Almanya olmasına rağmen düşünün. Yani siyasetçilerin yaptığı tek bir şey var. Maske takın, mesafeyi koruyun, kapatıyoruz, açıyoruz, günlük vaka sayısı, hayatını kaybeden insan sayısını açıklıyorlar. Başka da bir şey yok. Benim gördüğüm Anladığım bu. Bundan başka ben hani diyorum ya hep Hatice'ye neticeye bakıyorum. Vaka sayıları artıyorsa, geçen yıllar neredeyse aynı noktaya doğru koşuyorsa, hastanelerdeki yoğunluk artıyorsa hiç kimse bana bu krizin doğru düzgün bir şekilde yönetildiğini söyleyemez. Aç kapı oyunu oynuyorlar. Başka bir şey yok. Şimdi alınan kararlar ortada. Onu kapatıyoruz, bunu açıyoruz, dikkatli olun diyoruz. Tamam. Peki soru şu. Ne zamana kadar, nereye kadar Hayatımızda bu sorunlar devam edecek. Ne zaman bitecek? Şimdi Profesör Doktor Uğur Şahin bir açıklama yaptı. Omikron denilen mutantla ilgili olarak yeni bir aşı üzerinde çalıştıklarını önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili bir açıklama yapacaklarını söyledi. Bu ne demek? Yeni bir sıvı geliyor arkadaşlar. Yeni sözleşmeler yapılacak. Üretilmeye başlanacak. Milyarlarca dozlu satacaklar. Tamam, satsınlar sorun yok ticaretini yapacak. Sonuç ne arkadaş? Bak bu sıvılar çıktığı zaman da aynı şeyi söylüyordunuz. Bu işten kurtuluyoruz. Her şey kontrolümüz altında. yüzde %98 koruyucu. Sonuç. Bu açıklamalar ne kadar doğru? Geçmişte yapılan bu açıklamalar. Tabi aslında soru şu arkadaşlar. Sizin amacınız nedir? Çıkın bunu anlatsın millete. Bunu söyle kardeşim millete. Amacınız nedir? Ben iyi ya da kötü demiyorum ya da sıvı karşıtlığı yaparak konuşmuyorum. Ben her gün yeni gelen kısıtlamaları yaşayan biri olarak şunu soruyorum size. Nereye kadar, ne zamana kadar bu işin son durağı nedir, amacınız nedir? Bu kadar. Başka bir şey istemiyorum sizden. E şimdi bakıyoruz arkadaşlar tabloya. E vaka sayıları artıyor. E hayatını kaybeden insanların sayısı artıyor. Yoğun bakımları dolduğunu söylüyorlar büyük oranda. Ben söylemiyorum. Sağlık Bakanları söylüyor bunu Avrupa'nın hepsinde. O zaman ben Uğur Şahin'e şunu soruyorum. Hani bu sıvılar sayesinde insanlar yoğun bakımlarda daha az yatacaktı. O zaman bu yoğun bakımlarda yatanlar kim? Nereden geldi bunlar? Uzaylı falan mı? UFO mı mi getirdiler bunları? Paraşütle mi attılar? Kim bunlar? Ben Uğur Şahin'e inanıyorum. Sonuna kadar güveniyorum. Ama soruyorum. Diyorum ki bu yoğun bakımlardaki insanlar kim? Almanya'da yaklaşık 33 bin yoğun bakım yatak var. 31 bini dolu. Hadi bunun 5 bini koronadan diyelim, geri kalan normal hastalıklardan e, doluyor. E, o zaman bu sıvı ne iş yaptı? Cevap bu olmalı arkadaşlar. Yani cevap verilecek olan soru bu olmalı daha doğrusu. Nedir ya arkadaş ya? Bir değil, beş değil ya. Sürekli aç kapa, aç kapa, aç kapa, aç kapa, aç kapa. Benim naçizane fikrim şu arkadaşlar bu iş. Daha öyle yarından sabah, akşamdan sabah falan bitecek gibi değil. Daha uzun yıllar hayatımızda bu sıvılar olacak. Bu testler olacak. Aç kapa işleri olacak. Bu kısıtlamalarla uzun yıllar devam edeceğiz. Öyle pek de kısa zamanda biteceğe benzemiyor. Çünkü bu krizi yönetenlere baktığım zaman almış oldukları kararların neredeyse hepsinin neyse arkadaşlar devamı sizde. Değerli izleyicilerimiz konuyla ilgili olarak görüşlerinizi siz de videomuzun altındaki yorum bölümüne yazarak bize ulaştırabilirsiniz. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa lütfen onları da yazın. Bana sosyal medya hesaplarımız üzerinden kanalımızın sosyal medya hesapları üzerinde ulaşabilirsiniz. Sizden bir tek ricam var. Lütfen videolarımızı beğenin ve kanalımıza abone olun.